Milletvekilleri, sözlerin başında hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Biz bu kürsülerde hep Gazi Meclisi selamladık. Meclisimiz Gazi'dir ama 15 Temmuz itibariyle bu Gazi Meclisi olma vasfı bir kere daha perçinlenmiştir. Bu yüce çatı altında aziz Türk milletini bir kere daha saygılarımla selamlıyorum. Saygıdeğer milletvekilleri, 15 Temmuz 2016 gecesi 16 Temmuz ve sonrasında devam eden süreçte paralel hale getirilen yapının Türk Silahlı Kuvvetler bünyesindeki uzantılarının, yani bir cuntanın milli egemenliğimize, milli birliğimize, bütünlüğümüze kast eden ve bu yönüyle ihanetlerin en büyüğü durumunda bir darbe girişimiyle karşılaştık. Dolayısıyla her şeyden önce amasız, fakatsız, lakinsiz bu darbe girişimi kınadığımızı ve bu darbe girişimi dolayısıyla sorumluluğu bulunan asker kişiler, bürokratlar, memurlar, siyasiler, kim varsa tamamından sonuna kadar hesap sorulması gerektiğini bir kere sözlerimin başında vurgulamak istiyorum. Yine bu vesileyle o günden bu yana rahmeti rahmana kavuşan tüm şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize, yaralanan vatandaşlarımıza ama aynı zamanda askerlerimize, polislerimize de acil şifalar diliyorum. Milletimize vefat eden, şehit olan askerlerimiz, polislerimiz, vatandaşlarımız dolayısıyla sabır, ortaya çıkan durumlar dolayısıyla da gene metanet diliyorum. Bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak en kötü demokrasi, en iyi darbeden iyidir yaklaşımını kendine şiar edinmiş bir hareketin temsilcisi ve devamı durumundayız. Bu kapsamda darbe girişiminin olduğu gece bu darbe girişimine en önce, en sert ve en net tavrı, duruşu göstermiş olan liderimizin bu duruşundan, o günkü uyarılarından, o günkü tutumundan dolayı darbenin gidişatının değiştiğini, suyun akışının değiştiğini buradan gururla ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla bu vahim olayın her yönüyle aydınlatılması gerektiğine inanıyorum. Ve bu her yönüyle aydınlatılması gereken olay dolayısıyla elde edilen tüm verilerin milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu yararına ilişkin kimi istisnalar dışında her boyutuyla önce bizlerle ve bununla birlikte de aziz milletimizle paylaşılması gerektiğinin önemli altını çiziyorum. Ve özellikle bu süreçten sonra yapılması gerekenlere ilişkin kimi önemli görüşlerimizi, bunlar çok uzun ama 5 dakikalık sürede ancak bu kadarını ifade edebileceğimiz için ana başlıklar altında vurgulamak istiyorum. Bakınız saygıdeğer milletvekilleri, FETÖ terör örgütünün vermiş olduğu en büyük zarar adaletimizedir. Dolayısıyla bu dakikadan itibaren yapılacak tüm mücadelelerde de, hem bürokrasideki idari işlemlerde, hem şu an yürütülmekte olan soruşturma işlemlerinde, hem de çok kısa bir süre içerisinde yapılacağına inandığımız yargılama faaliyetlerinde de her şeyden önce adaleti bizim esas almamız gerekiyor. Eğer biz adaletten ayrılarak idari işlem tesis edersek, eğer biz adaleti bir kenara bırakarak soruşturma yürütürsek, eğer biz adaleti görmezden gelerek yargılama yaparsak, işte asıl o zaman FETÖ tamamlayamadığı yargılamasını, tamamlayamadığı darbe girişimini sonuca erdirmiş olacaktır. Bu son derece önemlidir. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak 2011'in Mart ayından bu yana yazılı olarak ve sözlü olarak defalarca uyardık. Bakın bunu üzülerek hatırlatmak durumundayım. Biz bu uyarıları yaparken sizin eski milletvekilleriniz buna kargalar bile güler diyordu. Şimdi içinde bulunduğumuz duruma kargalar gülmüyor. Koskoca bir 80 milyon ağlıyor. Dolayısıyla bu sorumluluğu hatırlatmak durumundayız. Ne istediler de vermedik denilen ortamlardan buralara geliyoruz. Daha bugün öğrendiğimiz bilgi 17-25 Aralık'ı darbe girişimi olarak nitelendirmek söz konusu olduğu halde Fethullah Gülen'in maaşının bugün kesildiğini öğreniyoruz. Dolayısıyla
yerli yerinde bir mücadele yapmak ama asla adaletten ayrılmamak ve tüm sorumlularına sonuna kadar en şiddetli, en şiddetli bir şekilde. Teşekkür ederim Sayın Parsak. Sayın